Arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlere Kanaryalarda yaş tahmini hakkında bilgiler vermek istiyorum. Soldaki koyu renkli olan kuş yaşlı bir kuş arkadaşlar. Sağdaki kuş ise henüz daha 2017 yılının yavru bir kuşu. Yani çok büyük değil yaşı. Küçük bir kuş. Aslında yaş tahminini yapmanın en iyi yolu ayaklarında bilezikler oluyor ve o bileziklerde de üretici kodu, kuşun doğduğu yıl, üreticinin dernek kodu gibi çeşitli bilgiler yazıyor arkadaşlar. Hatta kuşun akrabalık şeyleri, hani hangi kuşun akrabaları olduğunun kodları da yazıyor. Ancak ayaklarda bilezik yoksa işimiz gerçekten çok zor. Net olarak yaş tahminini yapamıyoruz. Sadece yaşlı ya da genç olduğuna, fiziksel bazı özelliklerine bakarak karar verebiliriz. Bu konuda yorum yapabiliriz. İlk olarak ayaklarına bakmak istiyorum. Fark ettiyseniz yaşlı olan kuşun ayakları daha böyle kabuklu bir şekilde, tırnakları çok uzun, biçimsiz, kesilmiş bir şekilde arkadaşlar. Kabuk bağlamış ayakları. Yaşlı kuşlarda ayaklar kabuklu bir yapıda oluyor ve ayaklarda zaman içerisinde yaşlandıkları için bozulmalar, yılların getirmiş olduğu yıpranmalar görülebiliyor. Sarı kuşun, yani koyu renkli olan kuşun ayakları inceleyecek olursanız böyle daha kabuklu bir yapıda, tırnaklarda bozulmalar oluşmuş, zaman içerisinde tırnaklar kesilmiş. Yaşlı olan kuş ayaklarından bu şekilde anlayabiliyoruz. Genç olan kuşun ayaklarını inceleyecek olursanız da daha beyaz bir yapıda ve ince bir yapıda arkadaşlar. Kabuklanmalar yok denecek kadar az. Tırnaklar henüz yeni çıktığı için kesilmemiş ve içerisinde tırnakları besleyen kan damarları var biliyorsunuz tırnaklarda. O tırnaklardaki kan damarları net bir şekilde genç olan kuşun ayaklarında görülüyor. Yaşlı olan kuşun ayaklarında ise artık yaşlılıktan dolayı tırnakları besleyen kan damarları görünmez hale gelmiş. Tırnaklar böyle daha ölü bir yapıda, artık beslenemez bir hale gelmiş. Bu şekilde kolaylıkla anlayabiliyoruz yaşlı ya da genç olduğunu. Ancak net olarak yaşını bilemiyoruz. Tüylerini değerlendirecek olursak, yaşlı olan kuşun tüyleri artık asıl rengini almış, daha koyu bir yapıda ve tüy özellikleri de arkadaşlar kalın. Kuyruklarında, kanatlarında tüyleri tutan çubuklar diye adlandırıyorum onu. Yani tüyleri besleyen çubuklar artık kalınlaşmış. Hatta ters dönse daha iyi görürüz ama şu anda dönmüyorlar. Tüyleri daha kalındır kısacası. Daha çok tüy damarları tavuk tüyü gibidir. Yani o ortadaki kısım kalındır. Genç olan kuşların tüyleri ise henüz civciv gibi oluyor, yumuşak oluyor ve tüy damarları da kalın olmuyor. Yani yeni yeni gelişmeye başladığı için tüy damarları da ince oluyor. Daha çok böyle işte pamuk şekeri gibi bir görüntüsü oluyor genç olan kuşların. Yaşlı olan kuşlar az önce de söylediğim gibi artık yaşını aldığı için tüy damarları kalınlaşmış, tüyleri de kalın bir yapıya bürünmüş. Daha kalın, oturaklı ve rengi çok koyu olan tüylere sahiptir. Gaga yapılarını inceleyecek olursak, yaşlı olan kuşun gagasının uç kısmında gördüğünüz gibi artık uzama oluşmuş. Yıllardan dolayı tırnaklar nasıl uzuyorsa gagalar da aynı şekilde uzuyor. Uç kısmında uzamış şeffaf bir kısım var gördüğünüz gibi. Daha da sivri ve daha da uzun. Genç olan kuşun gagası ise henüz yeni olduğu için böyle daha da oval, ucu uzamamış, daha küçük bir yapıda. Hareketlilik olarak genç kuşlar daha hareketli oluyor yaşlılara göre. Yaşlılar kafes içerisinde daha sakinlerdir. Zaten şu anda görüyorsunuz sağdaki kuş soldakine göre daha hareketli. Kıpır kıpır kafesin içerisinde sürekli o tünekten bu tüneye atlıyor arkadaşlar. Yaşlı kuşlar böyle daha sakin, kendi başına hareketsiz tünek üzerinde duruyor. Yaşlıların ötüşleri tabii ki yılların getirdiği deneyim sayesinde daha
şey daha canlı ve daha güzeldir. Yani melodileri daha güzel söylüyor orta yaşlı kuşlar. Tabii yaşlanınca ötmeleri de kesiliyor yaşlıların. Genç olan kuşlar henüz yeni yeni ötmeye başladığı için, yeni öğrendikleri için daha acemi oluyor ve kesintili bir ötüşleri var. Çok güzel ötmüyorlar açıkçası. Yaş olan kuşlar melodili bir şekilde, gür bir şekilde ötüyorlar gün içerisinde. Gerçekten çok güzel kuşlar. Ötüşleri güzel, insanı dinlendiriyor. Vücutlarında sarı, gri, siyah, kahverengi, turuncu gibi renkler oluyor. Bu arada pembe kanarya da gördüm geçenlerde. Pembe, turuncu, beyaz çeşitli renklerde de olabiliyorlar. Çeşitli mutasyonlar oluyor kanaryaların. Hafiften saçlı bir kuş. Sağdaki gözleri de hatta kapanmaya başlamış saçları nedeniyle. Ve pelerinleri var kanatlarının yan kısımlarında. Soldaki ise düz yapıda olan bir kuş. Kesinlikle beslemenizi tavsiye edebileceğim, sesi rahatsız etmeyen nadir kuşlardan ve bakımı kolay olan kuşlardan bir tanesi kanaryalar. Bugün arkadaşlar sizlere kanaryaların fiziksel özelliklerine bakarak nasıl yaş tahmininde bulunabileceğimizi göstermeye çalıştım. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone de olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın.